Daha. Yine sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler bu akşam stüdyodayız ve stüdyoda bir konuğumuz var. Ben hemen öncelikle konuğumu e, size tanıtmak istiyorum. Kepsut Spor Başkanı, e, Kızılay Başkanı ve geçmiş dönem e, Kepsut e, MHP İlçe Başkanı Turhan Eyol. Hoş geldiniz Turhan Bey. Hoş bulduk Ramazan Bey. Şimdi e, sayarken sıfatlarınızı birkaç evet. sıfat birden saydım. Gerçekten de çok yönlü bir kişisiniz. E, biz bugün e, ağırlıklı olarak biraz Kepsu Spor'u konuşalım istiyoruz. Evet. Ama zamanımız el verdiği ölçüde Kızılay'a da e, şöyle biraz da siyasete de şöyle değinmek istiyorum. Evet. Vaktimizin yettiği müddet içerisinde. Şimdi Kepsu Spor birinci amatör kümede mücadele eden bir takım ve e, bu yılda maçlar başladıktan sonra başarılı sonuçlar alıyor. Bu dikkatimizi çekti. Hem bunu konuşalım hem de sizi konuk edelim istedik. Çünkü Kepsut'ta da yayınımız var. Gerçekten de zaman zaman Kepsut'tan işte geçtiğimiz hafta BD Başkanı konuktu burada. Şimdi şu Kepsut Spor olayını şöyle bir kısaca bir toparlamanızı isteyeceğim. Sonra sorularım olacak. Buyurun. Evet. Öncelikle KRS'yi sizin aracılığınızla amatör spora vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz evet. buraya yalnız gibi görünsek de aslında yalnız değiliz. Evet. Bütün Kepsus'taki hemşerilerimizin bilgileri var ve özellikle bu konularla ilgilenmiş olduğunuz için bizlere amatör spora bir noktada onur ve güzel mesajlar vermiş olduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Biraz Hı. önceki bahsettiğimiz o sıfatlarda da sizin iltifatınız. Evet, sağ sağ olsun teşekkür ederim. Bütün arkadaşlar da bize gayet yardımcı oluyorlar. Ama öncelikle tabii ki Kepsus Spor'un başarısı bizim için çok çok önemli. Evet. Neticede Kepsut'u temsil eden bir tek bir spor kulübü var. Her gittiğimiz yerlerde Kepsut sporlu olarak biz anons ediliyoruz. Neticede o ve Kepsut'un takımı. Böylelikle biz de Kepsut'u çocuklarla burada mücadele etmek için karar kıldık. Daha öncelerinde biz Balıkesir'den ya da oradan buradan bu işi para karşılığında yapan futbolcu arkadaşlarımızla mücadele etmenin neticesine varıyorduk. Ancak bunlarda başarılı olabildiğimizi net bir şekilde söyleyemem. Şu anda özümüze döndük. Yaz turnuvaları düzenledik ve yaz turnuvalarında başarılı olan sporculara yeni i, filiz lisanslar çıkarttık. Ve Kepsut'ta Kepsut'u temsil ederek, Kepsut Spor'u temsil ederek futbol oynayan bütün arkadaşlarım Kepsutlu. Bizim evet. Spor'un en büyük başarısının arkasındaki netice budur. Ben bunu iddia ediyorum. Bu yıl mı oluşturduğunuz bu takımı Kepsus Spor'un şu anda oynayan takımını bu sene mi oluşturdunuz? Evet, 2-3 tane arkadaşımız dışında ilk kez bu sene oluşturduk. Evet. İşin gerçeğini de Tamamen söylemek... Tamamen kendiniz, kendiniz tespit ettiniz Evet. Tamamen kendiniz denediniz, izlediniz, gördünüz ve o şekilde oluşturmuşsunuz. Evet. Kendimizin ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın neticesinde evet. izleyip tespit edip aldığımız oyuncular. İşin gerçeğini söylemek gerekirse biz Kepsus Spor olarak kendi adımıza ...bu kadar başarıyı beklemiyorduk. şampiyondaki falan bir beklentilerimiz yoktu. Ancak tabii bu... ...başarı kendiliğinden gelmeye başladı. Kepsutlu yöneticilerle, Kepsutlu topçularla... ...ve bize destek veren... ...bir Kemal Başkanımız var bizim. Ben buradan sizin aracılığınızla... ...Belediye Başkanı Başkanımız Kemal, Kemal evet. Bar'a... ...sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizden desteklerini esirgemeyeceğini de ümit ediyorum. Biliyorsunuz amatör sporlar... ...gayet özveriyle olan bir hadise. Bizim evet. bir gelir kaynaklarımız yok... E, neticede esnaf arkadaşlarımızın ve yönetici arkadaşlarımızın cebine dayanan bir mesele ve sporcu arkadaşlarımız da bizden para diye diretmiyorlar. Sadece kendi işlerindeki var olan Kepsu Spor ruhunu ortaya çıkarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Evet. Şimdi e, Kepsusspor Spor e, mesela şimdi bizim körfezde bazı ilçelerimiz var. İşte Edremit, evet. Burhaniye, e, Altınoluk gibi bunlar geçmiş yıllardan da kaynaklanan böyle bir altyapıları olduğu için iddialı bir şekilde mücadele veriyorlar. Edremit e örneğin profesyonellikte ligde oynadı. Evet. Ayvalık, Burhaniye falan. Kepsu Spor'da şöyle bir böyle bir silkinme gibi hareketler geçmiş yıllarda pek göremedik. Şimdi evet. sizin buradaki hedefiniz öncelikle işte Süper Lig, Süper Lig'ten sonra daha ileriye dö dönük bir takım Projeleriniz veya düşünceleriniz var mı? Onlar neler? İsterseniz Şimdi, onları da bir öğrenelim. Evet, biz yönetim olarak bundan 3 yıl öncesine de Yıldız ve Gençler olarak 3 takımla birlikte amatörde mücadele veriyorduk. Evet. Ancak şu anda 1. Lig'deki ve Kepsus Spor olarak sadece büyüklerde mücadele edebiliyoruz. Aslında buradaki başarının arkasında da bir noktada bazı hadiseleri göz ardı edemeyiz. Yani yıldızlarda, gençlerde ya da miniklerde Kepsus Spor mücadele edilmiyor daha öncelerinde basketbol takımı bile var olan bir Kepsut Spor vardı. Evet. Bunlar çok önemli. Yani biz günlük sadece yaşayamayız. Geleceğe dönük hareket etmek durumundayız. Şu anda biz bütün okulları tarıyoruz. Evet. Bütün okullardaki ve bütün okulun okulların futbol takımında yer alan sporcu arkadaşlarımızı Kepsut Spor'a kazandırabilmek için mücadele ediyoruz. Evet. Tabii ki insanlar da öncelikle oradaki veliler ya da anne ve babalar öğrencilerinin ya da çocuklarının iyi bir eğitim alabilmesini istiyorlar bizim tıkandığımız tek nokta bir noktada da bu var Evet maddiyat ve gelecekteki futbol sporcularımıza bizim için mücadele eden sporcumuza çok şey verememiş olmamız bizi üzüyor Evet yani e, önünde bir örnek göremiyor çocuk evet. veya veliler aileler önünde evet. bir örnek görüyor. örnek göremeyince de fazla bir e, talep olmuyor talep olmayınca o cevherleri ortaya çıkaramıyorsunuz evet. gibi bir takım bir ilçe olmanın küçük bir ilçe olmanın dezavantajlarını yaşıyoruz diyorsunuz evet. zannediyorum futbol açısından evet, onu ben, mu belirtmek evet, istiyorsunuz e, aynı paralellikte düşünüyoruz Evet ben size çok komik bir rakam vereceğim bizim iki tane büfemiz var Evet bu iki tane büfeyi de Efes Pilsen adına <laughs> e, işletiyoruz bu bunların geliri Capsus Capsu Spor'a Spor ait Evet, evet. Spor'un çok ilginç belki çok komik bir rakam ama burulardan aldığımız aylık bizim 200 milyon lira bir para o evet. da daha yeni olan bir para yani bu 200 milyon lira gibi rakamlarla ya da yönetici arkadaşlarımızın vermiş olduğu olağanüstü destek neticesinde biz buralara gelmeye çalışıyoruz. Çok büyük beklentiler içerisinde açıkçası değiliz. Yani çünkü elimizdeki mevcut durumu görüyorsunuz. Yani bir şeyler yapalım derken elinizde mevcut değerler yoksa bunu başaramazsınız. Evet. Düşüncenizle kalırsınız yapamadığınızda da üzülürsünüz. Bizim yapmak istediğimiz tek bir sistem var. Biz bu senede oturtmaya çalıştığımız neticede bu takımı oturuyoruz yer almasını istiyoruz. Yani bu takımdan biz açıkçası bu kadar başarıyı beklemiyorduk. Ancak bir iki yıl sonrasındaki biz bunun meyvelerini alırız diyorduk. Ha şu anda da biz bunun meyvelerini görüyoruz. Evet. Şu anda benim ilk 11'imde futbol oynayan 6 tane futbolcumu Balıkesir'in çeşitli ilçelerinden hatta 1 iki ilden izleyen takımlar var. Allah Allah. Demek Kendi ki... gençlerimizden evet yani özveriyle çalışan ve inanın 16-17 yaşında 18 yaşında. Bizim yaş ortalamamız 19 biliyor musunuz? 19. Evet. Futbol takımımızın yaş ortalaması 19. Evet. İki tane abilik yapan arkadaşlarımız var içerisinde. Onlar belki yükseltiyor çıtayı. Evet trendi onlar yükseltiyor. Yani bundan öncesinde bizde belki amiraller deriz biz. Evet. Çoktu. Kaptanlar çoktu takımlarda ama o şu anda bizim Kepsus 25 tane itmana çıkan kardeşimiz var. Bu 25 tane kardeşimiz de o takım için asker olmaya hazır vaziyette. Hazır vaziyette. Şimdi e, aslına bakarsanız Balıkesir'de şu anda profesyonel lig olmadı, takım olmadığı için Balıkesir Spor'da dahil futbola merak saran çocukların önünde bir örnek yok. Yani evet. ben biraz daha mücadele edeyim de işte Balıkesir Spor'a geleyim veya Balıkesir Spor ikincilikte ise ikincilikte oynayayım veya üçüncülükte ise üçüncülükte oynayayım gibi böyle bir örnek yok ve bu böyle bir teşvik de yok. Evet. Bu aslında Balıkesir'de işte futbolu yaralayan noktalardan biri de bu ama şu anda çok güzel bir amatör mücadele var Balıkesir'de evet. İşte Süper Lig, birinci Amatör Küme var ikinci Amatör Küme var Gençler, Yıldızlar falan siz bu konularda bir genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili benim içimde kanayan bir yaram var evet. açıkçası ben Kepsu Spor kulübü başkanıyım ama Kepsu Sporlu olduğum kadar da Balıkesir spor taraftarı olan bir insanım evet 14-15 yıl futbolluk hayatımın neticesinde 8 yıllık da Kepsi Spor'da yöneticiliğim var. Ve hala Kepsi Spor'un kulüp başkanlığını yapıyoruz. Evet. Bana göre Kepsu Spor birinci, yani, birinci amatör kümeden Süper Lig'e çıkmış. <laughs> Süper Lig'e çıktıktan sonra 3. Lig baraj maçlarına gitmiş çok önemli değil. Ben evet. bunun hesaplarını yapmıyorum. Ancak beni temsilen burada bir Balıkesir Spor'un olmasını ben arzuluyorum. Evet. Bir ikincilikteki Balıkesir Spor'un olmasını arzuluyorum. Hep beraber omuzlarımızı alıp biz o takımı üçüncü lige, ligden ikinci lige çıkartmak mecburiyetindeyiz. Evet. Ben ikincilikte Balıkesir Spor'un maçlarına gittiğimde Balıkesir'in takımlarından 7-8 tane hatta 9 tane Balıkesir'in ilçe takımları ve Balıkesir Spor vardı ikincilikte. Evet. Bunu diğer illerde bütün insanlar yapıyorlar. Paslaşıyorlar. Bu 8-9 tane sayacak olduğumuz takımlar şu anda hiçbir ikincilikte yer almıyor. Bakın bu bizim için çok önemli bir hadise. Ben Capsuspor'un başarısı dememeliyim. Diğer arkadaşlar kendileri atıyorum bizim grubumuzdaki ya da bizim kümemizdeki ya da Ergama Spor'un ne bileyim Erdek Spor, Ayvalık Gücü onlar kendi takımlarından daha ziyade öncelikle balık Esir ruhunun bu, bu noktaya değin, değinilmesi lazım. Biz, yerleşmesi lazım. Yerleşmesi lazım. Bana göre öncelikle üçüncü 3. mi çıksın. Balıkesir Spor mu çıksın deseniz ben tercihim Balıkesir Spor'dan yana kullanırım. Mutlaka şehir çünkü iyi evet. çünkü. Öncelikle olması gereken o. Ben geleyim burada ikincilik maçlarını seyredeyim. Çocuğumu evet. getireyim. Baba ben de ben de Balıkesir Spor'da oynamak istiyorum desin. Nitekim bana. yıllar önce Kepsut'tan, Sındırgı'dan, Bigadış'tan hep e, ikincilikteyken falan gelip maç seyrederdi evet. taraftan. Yani bunda e, bu diğer takım arkadaşlarımız da muhtemelen bizim gibi düşündüklerine ben inanıyorum. Ama bu e, düşünmeyen arkadaşlarımıza bir mesaj olsun. Bizim amatör spor e, kulüplerimizin dernekleri var. Bu derneklerimizle de kulüp başkanlarıyla biz bir araya gelelim. Evet. İnanın Balıkesir spor nasıl ikinci liglerden ikinciliklere ikinci çıkacaksa hep beraber bu işin yolunu açalım. Evet. Diğer e, kulüplerle birlikte. Yalnız tabii buna e, bütün e, Körfez olsun, Marmara grubu olsun, bütün e, kulüplerin %100 sizin gibi kulüp başkanlarının, yöneticilerin %100 tam sizin gibi düşündüklerini ben pek zannetmiyorum. Çünkü Balıkesir Spor'un bazı öyle maçları oluyor ki çok çok agresif. Yani Balıkesir Spor'a yenilmenin zul olacağı şeklinde geçen maçlar oluyor. Evet. Ama yine de çok yakın çevredeki kulüp başkanları, kulüplerin sizinle paralel düşündüklerine inanıyorum. Peki bu konuda, bu konularla ilgili, bu amatör sporla ilgili sizin öneri şeklinde bir düşünceleriniz var mı? Böyle bunları kamuoyuna aktarabileceğiniz düşünceleriniz var mı? Şimdi amatör sporlarda genellikle biraz önceki ifade ettiğim tarzda fedakarcı olan şeyler. Evet. Derneklerde, bütün kuruluş derneklerinde bunlar inanın dernekler 7 kişiden, 11 kişiden, 18 kişiden oluşur. Kulüp yönetimleri de aynı şekilde 9-10 kişiyle oluşur. Ancak bunun fedakarlığını genelde 2 ya da 3 kişi çeker. Evet. Bir dördüncü kişiyi bulamazsınız. Biz de bütün ilçelerde ya da bütün takımları kendisini destekleyen veya kendisini temsil eden takımdaki arkadaşlara bir şeyler vermeden eleştirebilmenin hesapları yapılır. Öncelikle kendileri bu işin fedakarlığını yapıp kendi bulunmuş oldukları noktadaki takımlarına ben sahip çıkmalarını istiyorum bir noktada burada biz Kepsut Sporu konuşuyorsak. Evet. Kepsut'taki bütün esnafların iyi kötü ille bizim kendilerine gidebilmemiz değil ama onların bizi bulabilmesi lazım. Ya arkadaşlar bunlar da Kepsut Sporu temsil etmeye çalışıyorlar. İyi ya da kötü bütün çocuklar da Kepsutlu çocuklar. Bunlara biz 10 milyon 20 milyonda bağış yapsak bu çocukların boğazlarından geçecek bu diye düşünebilmek zorundalar. Bir katkıda bulunmaları gerekiyor. Bulunmak zorundalar. Evet. Yani neticede <laughs> Amatör sporların tam anlamıyla bir gelir kaynakları yok. Bunu hep aynı noktaya evet. parmak basıyoruz. Evet. Yani biz formamızı, eşofmanımızı, malzememizi kendimiz temin etmeye çalışıyoruz. Bunları çok noktada bize finanse edebilecek kuruluş ve kurumlar yok. Şimdi Ayvalık'la Edremit'le Edremit bandırmayla biz mukayese edilemeyiz. Evet. Bizde iki tane fabrikamız var. Bir tanesi işliyor, bir tanesi işlemiyor. O da yarım yamanlık. Yani biz fabrika sahibi insanlardan ya da geliri ...yüksek olan insanlardan bu konuda... ...finans almak Bu sene Şeftali'ye de de... ...vurgun don evet. oldu. O yönden de bir gelir yoktu. Yani evet. e, Şeftali hususunda... ...tüm kepsutlar son derece... rahatsız konumundayız. İnanın öyle ve bu muhtemelen... ...bir iki yılda bu şekilde devam edecek. Evet. E, tabii bu... Cenabı Allah tarafından gelen bir hadise. Buna da çok söylenebilecek bir şey yok. Evet. Belki de hak ettik Pek diye de fazla düşünüyorum. Bir şey de diye söyleyemeyiz. Değil evet. Değil? Evet. Peki e, <laughs> Turan Bey şimdi son olarak son olarak derken Kepsus spor konusuyla ilgili. Evet. Son buradan az önce söyledikleriniz biraz mesaj niteliği taşıyor da Kepsus'lara buradan seslenmek istediğiniz üzerinde durmak istediğiniz vurgulamak istediğiniz birkaç bir şey varsa onları söyleyin. Bir iki sorum daha konu dışında Kepsut sporun dışında da bir iki sorum olacak. Buyurun. Evet. Ben eee esnaflarımızın ve Kepsu seven bütün vatandaşlarımızın Kepsu Spor'a sahip çıkmasını istiyorum. Evet. Neticede ben oranın bugün Kepsu Spor Kulübü Başkanı olabilirim. Yarın ben olmayabilirim bir arkadaşlarımız olacak. Tabii. Veya kendileri olabilecek. Yani bu bizim kendi beklentimiz, kendi başarımız değil. Kepsut esnafıyla, Kepsut çiftçisiyle, Kepsutlu memur arkadaşlarımızla biz bu başarıyı yakalayacağız. Bunlardan ben çok ufak katkılar ya da en azından maçlarımızı izlemelerini istiyorum. Seyirci olarak manevi evet, seyirci bir destek olarak versin manevi versin de. Evet manevi desteklerini istiyoruz. Bizim çok fazla da bir beklentilerimiz manevi yok. Manevi destek zaten o ilgi gelirse arkadan maddi destek de oraya gelenler fazla başlarsa maddi destek de gelecektir. Ben evet. ona inanıyorum. Evet ben o noktada kendilerinin takımlarına ve e, keps sporlu topçularımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi sizin e, ikinci bir e, başkanlığınız da var. Kızılay evet. başkanısınız. Şimdi ben merak ettiğim için soruyorum. E, Kızılay başkanı e, bir ilçede ne yapar? Ne, veya e, nedir e, onun işlevi? Kızılay'ın bir ilçedeki işlevi evet. nedir? Şimdi Kızılay'ın işlevi ilçeler bazında çok çok farklı. Evet. Bizde bizden önceki arkadaşlarımız da yine iyi kötü bir şekilde Kızılay Derneği'ni temsil etmeye temsil etmek için mücadele etmişler. Ancak diğer ilçelerdeki arkadaşlar bu şekilde hareket etmemişler. Yani kendilerinin bir gelir kaynakları var. Bir Dursun Bey'de, bir Burhaniye'de, bir Bandırma'da Kızılay'ın gelir kaynakları var. Bu Kızılay'da bağışlarla ve Kızılay'a olan sempati varken diyeyim daha doğrusu. Evet. Ee, bu sempati verken toplanan bağışlarla kendilerine yurtlar yapmışlar veya e, hayır kuruluşları yapmışlar, aşevleri yapmışlar ve bunlarla şu anda faaliyet gösteriyorlar. Bizim gibi taşra olan ilçelerde bizim çok Kızılay ilgili bir beklentilerimiz yok. Sadece ilk öğretimde biz ilkokulumuza giderken bize pullar dağıtılırdı. Biz de neticede kendilerini pul parası evet, olarak Kızılay'a öyle, öyle giderdi. Evet. Ama şu anda bizim kendi girişimlerimiz neticesinde yaklaşık altı buçuk yıldır Kızılay Şube Başkanlığı'na devam ediyorum ben. Evet. Ankara ile görüşmelerimizde ve kendi Taşra'daki arkadaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde bizim fakir fukara olan yardıma muhtaç olan bütün arkadaşlarımıza biz kıyafet ve gıda yardımı yapıyoruz. Evet. Sürekli bir şekilde de bunu kendi adımıza gönderiyoruz. Hatta bizim Kepsutlu olan bir e, muhabir bir kardeşimiz var. Evet. Bunu da siz de biliyorsunuz. Bu kardeşimiz bize söylediğinde çekim yapalım dediğinde ben izin vermek istemedim. İsmini de söyleyelim. Canım. Muzaffer Burada Bey. Muzaffer, evet, evet Muzaffer Karabayım benim e, çocukluk arkadaşım. Ona da Kepsut'taki bütün yaşanan olayları iyi kötü bir şekilde temsil ettiği için yayınlamaya vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Evet. Ancak ben bu tür kurum ve kuruluşların hayır için çalışan kurum ve kuruluşların reklam amaçlı çalışması taraftarı da değilim. Evet ama... E teşvik açısından da zaman zaman yapılan faaliyetlerin e, gerek televizyonlarda Tabii gerek abi. basında da yer almasında Biri... pek fazla da bir satıncı yok. olarak şunu da ben eklemek istiyorum. Evet. Şimdi biz doğal afeti olarak bir yangın afeti geçirdik. Sarfaklar köyümüz yanmıştı bizim. Evet. Sarfaklar köyümüzde iki tane de vatandaşımız <laughs> vefat ettiler. Burada bizim Kızılay çalışmalarımızda hemen anında Manisa bölgeyle birlikte 3000 kişilik Hemen hazır mutfak kurduk biz. Evet. 1800 tane battaniye getirdik. Su damacalarını getirdik. Yemek kıyafetlerini getirdik. Çadırlarını getirdik. Hemen çadırlarını kurduk. Yemek hazır yemeğimizi verdik. Sürekli bir şekilde dağıttık. Doğal afetlerde de biz anında bu tür konulara hazırız. Şu anda mevcutta da zaten Kepsut'ta bizim yaklaşık 20-25 tane de çadırımız mevcut. Allah göstermesin inşallah yani bunlara da bizim ihtiyacımız olmaz. Ama e, tabii her an hazırda, tetikte tabii hazırda stoğumuz hazır. Bu Ramazan'da da biz 250 haneye içerisinde kutuların kutumuzun içerisinde malzememiz olan yağından tuzuna şeyine kadar balına kadar ne kadar her türlü en kötü ihtimalle bir hafta 10 gün gibi ihtiyacını karşılayabilecek malzeme yardımlarını da biz kendilerine ilettik. Anladım. Ee, Kepsut gibi bir ilçe bazında Kızılay'ın yapabileceği. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz evet. diyorsunuz. Peki vaktimiz doldu ama sizin şu anda aktif olarak görev almadığınız siyasetten yani MHP ilçe başkanlığı yaptığınız evet. bir dönem, siyasetin şu anda resmen dışında gibisiniz siyasetten mutlaka kopmadınız. Evet. Peki siyasetle ilgili Düşüncelerinizle şöyle bir iki cümleyle alayım ee, Devam mı siyasete bundan sonrası için e, Turan Eyoğlu neler düşünüyor Birkaç cümleyle de onu alayım programı bitireceğim Siyaseti ben derneklerden farklı bir noktalarda algılamıyorum evet. Dernekler de neticede hizmet için var Siyaset de hizmet için var Bizim siyasetin içerisinde bulunduğumuz süre içerisinde tutucu olmadık Biz kendi adımıza Hı. konuşuyorum bunu yani görev yapan bütün arkadaşlarla biz mücadeleye devam ediyoruz. Siyasetin içerisinde benim kendi adıma olup olamamam çok önemli değil. Evet. Ama Capsut'un bir ivme kazanabilmesi için, Capsut'un kendi kabuğunu kırabilmesi için, Capsut'un gelir düzeyinin kişi başına olan gelir düzeyinin artabilmesi için, Capsut'taki yoksulluğun yok olabilmesi için, bize siyasette yer olursa biz siyasette yine varız. Her zaman varız diyorsunuz. Her peki, zaman varız. Peki çok teşekkür ediyorum Turan Bey. Programımıza geldiniz, renk kattınız. Ve Kepsut halkına da buradan gerek Kepsut Spor Başkanı olarak gerek Kızılay Başkanı olarak ve siyasetten hiçbir zaman kopmadığınızı söyleyen birisi evet. olarak mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Size bu konuda bize vesile olmuş olduğunuz için ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yayınlarınızda ve bundan sonraki yayın döneminiz içerisinde de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler az önce de belirttiğim gibi Kepsus Spor Başkanı Turhan Eyoğlu bu akşam bizim günlerin getirdiğinde konuğumuzdu. Ee, konuğumuzla 3 e, kategoride kısa kısa da olsa konuştuk. Ve geldik bugünkü günlerin getirdiğinin sonuna. Sizlerle bir sonraki günlerin getirdiğinde tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.